Medok'tan Garcinia Gel, 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz Profesör Doktor Fatma Sibel Yagoda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok güzel bir enerjiyle geldiniz. Teşekkür ederim, siz de öyle. Access Energetic Festive nedir? Umarım doğru telaffuz ettim. Tabii ki. Access Energetic Facelift, Access Consciousness'ın bir prosesidir, beden prosesidir. Yüzümüzdeki yaşlanmayı geriye döndürebilen ve aynı zamanda bedende de aynı etkiyi yaratabilen harika bir beden prosesidir. Bugün dünyada birçok ülkede, masaj salonlarında, doktorların muayenehanelerinde, yaşlanmayı önleme merkezlerinde, güzellik salonlarında bol bol kullanılmaktadır. Ve de çok güzel geri dönüşleri vardır. En az 20 kere uyguladığınızda kalıcı olduğu söylenmektedir. Ben kendime 40 defa falan uyguladım, bilmiyorum ne kadar kaldı ama gerçekten buna inanıyorum. Şimdi neye göre etkiler diye sormak isterseniz, bedenimizin kendi duyuşu, kendi görüşü, kendi hafızası vardır. Access Facelift'te sadece bizim bütün duyularımız, düşüncelerimiz sadece zihnimizde depolanmaz. Aynı zamanda bedenimizde de depolanır. Bunun için Access Facelift kesin ve kesin 20 yapıştan sonra etkisini gösterdiğini ben bunu gözlemledim. Birçok kişi de gözlemledi. Arası ne kadar hocam? 20-40 dediniz ya. Her gün yapabilirsiniz. Her gün olabiliyor. Haftada bir yapabilirsiniz. Ne kadar sürüyor? Bir 40 dakika falan sürüyor bir seans. Bir de ayrıca bunun ben eğitimini veriyorum. Birçok kendimiz mi uyguluyoruz, siz mi yapıyorsunuz? Veriyor. Ben kendime de yapabiliyorsunuz. Size de yapabiliyorsunuz. Yapabiliyorum. Şöyle eğitimini veriyorum. Bir günlük bir sınıf, Access Consciousness'ın bir sınıfı. Bir günlük, yani 4 saat sabah, 4 saat akşam. Uluslararası sertifikanız oluyor. Uygulayıcı oluyorsunuz. Hem kendinize hem başkalarına yapabiliyorsunuz. Ve etkisini kesin olarak alıyorsunuz. Hocam, Access Consciousness dediniz ya bir de. Evet. O nedir? Onu da açabilir miyiz? O da bilince erişim demektir. Türkçesi Access Consciousness'ın, Gary Douglas ve Dane Heer'in bulduğu ve bütün dünyaya yaydığı, aslında tam olarak Türkçe bilince erişim. Yani bilinç ne demektir? Hayattaki her şeyi olduğu gibi, yani bedenimiz dahil, olduğu gibi alıp kabul edebilme yeteneğidir. Eğer bizi sıkıştıran, eğer bizi sıkan herhangi bir şey varsa onu da alıp kabul edebilme yeteneğidir. Yani bilinç budur. Evet. Peki Access Bars nedir hocam? Access Bars. Biz bulmuşken soruyoruz böyle. Hepsi aynı aslında. Access Bars da Access Consciousness'ın bir beden prosesidir. Başımızda 32 tane nokta vardır. Bu 32 noktaya dokunarak bizim, yani bilgisayar gibiyiz ya. Evet. Bizi tamamen silmeye, yani silip de bütün anılarımızı silmek değil, o 32 noktaya dokunarak bizi sıkan, bizi sıkıştıran bütün duyguları, düşünceleri rahatlatmak amaçlı. Bizdeki olumsuz etki yaratan olumsuz duyguları, etki yaratan, düşünceleri, evet, değil mi? Evet, düşünceleri, duyguları tamamen rahatlatmaya yönelik, o da bir günlük bir eğitimle yapılıyor. Uygulayıcı oluyorsunuz. Tek seans yeterli olabiliyor mu? Valla Bars'ta kesinlikle oluyor. Çünkü ben bunu deneyimledim. Bars eğitimi aldım. 3 ayrı hocadan alıyorsunuz ve eğitimci oluyorsunuz. Evet. Olabiliyorsunuz. Hem uygulayıcı oluyorsunuz hem eğitim verebiliyorsunuz. 3 ayrı hocadan aldığınız zaman. Valla sık sık yapmak lazım. Çünkü bütün sıkıntılar, üzüntüler bitiyor. Şurada başın arkasında implant bant var. Şurası para bantı. Yani ne demek oluyor? Eğer para konusunda olumsuz bir düşünceniz varsa, örneğin diyelim ki para kötüdür ya da para en büyük kötülüklerin anası. Hani vardır öyle bize yapışmış olan şeyler. Evet. Onlar yok oluyor. Her düşünce bir noktası her var o zaman. Her düşünce, evet, mi? Evet. Implant bant bütün böyle sıkıştığınız, çocukluğunuzda size böyle aklınızda kalmış bir takım olumsuz, negatif düşünceler
Onları rahatlatıyor. Ama ben etkisini çok gördüm. Hem yaptığım insanlarda gördüm, en başta kendi torunumda gördüm. Hele çocuklarda çok büyük etkisi olduğuna inanıyorum. Her yaşta uygulanabiliyor yani. Ha, tabii ki çocuklarda özellikle... Hepsi de değil mi? Yani facelift'te, consciousness'ta, barda... Yani facelift hani genel olarak biz bayanlara yönelik bir şey ama... Biraz yaş itibariyle herhalde ihtiyaç yani, duyuyoruz. Mesela benim torunum uyumuyordu. Ben ona oğlum dedi ki ne yaptın anne? Nasıl yani bu kadar rahat geceleri uyuyabiliyor? Sadece implant banta dokundum ben. Başka hiçbir şey yapmadım. O ne kadar sürüyor hocam? Hani etkisi nasıl gösteriyor Bars? Şöyle, o da 40 dakika süren bir şey. Bütün Bars'lara tek tek dokunuyorsunuz. Bu EFT noktaları olurdu aslında. Onlara benziyor galiba. Yani onlara benziyor. Aslında bu noktalar bilimsel olarak Dr. Ferrin diye bir nörobilimci bilimsel olarak Bars'ın etkisini ispatlamış. Beyinde bir nokta var, parafasiyel nokta. O noktanın elektriksel çekimini yapmış. Bir takım yani tıp olarak, tıp dilinde araştırmış. Ve bu noktadaki bulunan siyahlıkların yani tedirgin olan insanların Bars seansından sonra tamamen o noktanın temizlendiğini ve çok güzel göründüğünü ispatlamış. 450 kişi de yapmış. Yani hani biz de biliyorsunuz üniversitede en az 20 kişiyle bir araştırmayı sürdürmemiz gerek. 450 kişi de yaptığı bir araştırmada güzel bir bunu kamuoyuna açıklamış. İşte bizi sıkan, bizi yıllarca üzerimizde biriktirdiğimiz, tedirgin olduğumuz her şeyi yani bir bilgisayar telkin oluyor siler aslında. Evet. Evet. Büyük bir rahatlama ya kavuşuyorsunuz bar seansından sonra. Yani ben bunu özellikle çocuklarda çok etkili olduğunu düşünüyorum. Böyle. Peki hocam, Access'in mantrası nedir? Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Bunu sabah 10 kere, akşam 10 evet, kere söylediğimiz zaman, bu bir olumlama tabii ki. Evet. Ama ben iyi hissediyorum. Ama herkes iyi hissediyor aslında bunu böyle söylediğimiz zaman. Bazen duyuyorum hani para isteyen işte paraya yönelik işte para ihtişamla gelir ya da başka bir i̇şte şey. Zaten, böyle bir şey değil mi? Evet, zaman? Aynen böyle. Oradaki ihtişam zaten hayatın bolluğu, bolluk, bereketi. Bu şekilde bir şey. Özellikle bu yüzyılda ben inanıyorum ki işte Bars olsun, facelift olsun çok faydalı enerjiler olduğuna inanıyorum. Evet. Hocam bu Bars araçları dediğimiz nelerdir? Onları açabilir miyiz biraz? Hangisini? Bars araçları, Access Bars araçları. Araçları. Şimdi Access'te biz her şeyi soruyla başlıyoruz. Neden? Çünkü evren sınırsız bir bolluğa sahip. Eğer siz mesela bir sorununuz var ya da bir işiniz var. Ay şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam, böyle mi olsa diye soru soruyorsunuz. Evet ama ay şu cevap daha iyi, bu cevap daha iyi diye cevaba girerseniz sizin enerji alanınız sıkışıyor. Herkesin yani daha doğrusu. Sadece soruyu sorup bırakırsanız evren size hediyeyle geliyor. Access'in hani o bilinç diyoruz ya. O bilinçteki amaç bu. Soruyu sorup bırakacaksınız. Mesela ben sabah kalktım. Dedim ki bugünün hediyeleri nelerdir? Örnek veriyorum. Bir program bitiminde toplu seans yapalım hocam. Olur. Zevkle. İnsan bir heves etmiyor değil yani. Evet. Böyle bir sohbetten sonra. Aynen. Evet. Peki hocam neler yaparak rahatlayabiliriz? Belki de en çok ihtiyacımız olan şey bu. Ay teşekkür ederim. Şöyle... Şu üç büyükleri yani kızgınlık, kırgınlık, öfkeden bir defa uzak duralım diyorum ben. Yani uzak durmaya çalışın. Sabah kalktığım zaman soru sorarım. Bunu Access'te öğrendim. Bunu uyguluyorum ve çok çok seviniyorum. Yani şöyle bir soru sorduğum zaman ne olursa olsun ama. Mesela diyelim kedim rahatsızlandı. İyi olması için neler mümkün diye soruyorum evrene. Gerçekten de o gün iyileşiyor örneğin. Ama diyelim ki çok hastalandı, o zaman bunun hediyesi nedir diye soruyorum. Her şeye bir soruyla. Cevap aramaya kalkmıyorum. Eskiden çok cevap arardım ben. Evet. O zaman da haliyle sıkışırdım.
Ama şimdi böyle davrandığım zaman, böyle yaptığım zaman rahat ediyorum. Beklentiler yani. Üzüyor aslında insanı. Evet. Aynen. Yani aslında her şey bir enerji değil mi? Yani hep güzel dilekler, iyi enerjiler. Dünya enerji üstüne kurulu. Bir de az önce dikkat ettim. Yani her problemi aslında şifası yine kendi bedenimizde, bedenimizi tanımak. İşte dediğiniz gibi doğru noktalara dokunarak rahatlatmak belki. Evet, çok güzel. Hocam çünkü... zaten seans yapmış gibi oldu. Rahatlattı evet, bizi. Evet. Gerçekten de çok hoş bir enerjiniz var teşekkür hocam. Teşekkür ederim. Geldiniz. Şimdi bizim anılarımız sadece zihnimizde depolanmıyor. Son yıllarda bilim adamları bununla çok uğraşıyorlar ve haklılar. Ben de bunu aslında yani 25 yıldır epigenetik aktarım değil mi hocam onu? Epigenetik aktarım. Evet, evet, evet. Şöyle, sadece zihnimizde depolanmıyor bizim anılarımız, hatıralarımız. Aynı zamanda bedende depolanıyor. Çünkü ben bunu sahne sanatlarında gözlemliyorum. Örneğin bizim bölümlerde bale olsun, opera olsun, tiyatro olsun. Biz bilgiyi öğreniyoruz aslında. Yani işte nota öğreniyoruz, solfej öğreniyoruz. Baletler ve balerinler beden hareketlerini öğreniyorlar. Hem zihnimizde öğreniyoruz fakat bedenimiz onu kodluyor. İşte sahneye çıktığımız zaman biz bu bedende kodladığımız bedenimizle alkış alıyoruz aslında. Kesinlikle öyle. Hocam çok klasik bir örnek vardır. Mesela gece rüyamızda düşüyoruz ya, onun aslında zaten hani atalarımızdan geldi. Tabii. Ağaçlarda yaşadıkları için hep düşükleri için bir korku oldu. Bunda epigenetik aktarıldı ve tabii rüyalarımızda ki, bunu yaşadığımız ki. Gibi. Siz biliyorsunuz. Siz bu tarz böyle. Bunu kastettiniz evet, değil mi? Evet, evet, evet. Artık bedenin hafızası olduğu ispatlanmış. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir enerjiyle geldiniz. Ben teşekkür ederim. Çok zevkliydi. Sizinle tanışmış olmaktan çok mutluyum. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz ayağınıza hocam. Sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Fatma Sibel Yoga'daydı. Kendisiyle çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de Sağlığı sundu.